G20 ülkelerinin liderleri de Endonezya'da buluştu değerli izleyenler. İstanbul'daki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden görüşecek mi sorusu daha da kritik bir hal aldı. Gözler o görüşmenin olup olmayacağına çevrilirken Ankara'da sürpriz bir randevuya ev sahipliği yaptı. Ukrayna krizi, enerji ve gıda güvenliği kritik başlıklarla toplanacak G20 zirvesi için Endonezya'ya gitti Cumhurbaşkanı. Erdoğan çifti Bali'de çiçeklerle, yerel danslarla karşılandı. Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin lideri yarın aynı masa etrafında toplanacak. 12 saat süren yolculuğun ardından ayağının tozuyla toplantısı vardı. Endonezya Devlet Başkanı ve heyetiyle buluştu. Şartıma ve tüm heyetine Gözler Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşüp görüşmeyeceğine çevrildi. Kurmay kadroları randevu planlaması için çalışıyor. İstanbul'daki hain terör saldırısı o buluşmayı daha da kritik hale getirdi. Erdoğan Biden'a FETÖ lideri Gülen'in iadesini de hatırlatmaya hazırlanıyor. Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Rusya lideri Putin ise G20 zirvesi için Dışişleri Bakanı'nı görevlendirmişti. Ancak Lavrov'un kalp krizi geçirdiği, hastanelik olduğu öne sürüldü. Moskova iddiayı yalanladı. Putin'in de 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu siyasette yeni olmayan bir oyun açıklaması yapıldı. Ankara'da da kritik bir randevu vardı. CIA direktörü ile Rus istihbarat başkanı başkentte buluştu. Beyaz Saray, Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı uyardık açıklaması yaptı.